AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine atanan Osman Gökmen, görevi düzenlenen törenle devraldı. Bugün partinin Bodrum ilçe binasında gerçekleştirilen törene İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, önceki dönem ilçe başkanı Ömer Özmen ve çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Kadem Mete, bu davada görevlerin her biri kutsal olan görevlerdir diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti. Muğla genelinde biz biliyorsunuz genel seçimlerde 319 oyla 3. milletvekilini kılpaya kaçırdık. Eğer o seçimlerde 319 oy daha alarak biz 3. vekili çıkarsaydık çok daha başka bir atmosferde yerel seçimlere katılacaktık. Yerel seçimlerde ise hatırlarsınız yine bu salonda çok toplantılar yaptık. Bodrum'da birçok yerde Ticaret Odası'nın salonunda belediye başkanlığında büyük şehri kazanmak hayal değil dediğimde bazı arkadaşlar belki gerçekten bana hiç inanmamışlardı. Ama seçimlerde gördük ki biz belediye meclisinde %37.5 oy almışız. Seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı %36 oy alarak kazandı. Yani bize mecliste oy veren kardeşlerimiz, Cumhur İttifakı'na oy verenler, başkanlıkta da adayımıza oy vermiş olsalardı, biz %37.5 almış olsaydık, bugün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili bir belediye başkanı olacaktı. Bunu o zaman da çok dile getirdik ama bir bağımsız adaya, seçimlerde bazen böyle oluyor, böyle kitleler toplu halde hareket edebiliyorlar. Yine eksiklik bizdedir, vatandaşla suç yok, biz yeterince anlatamamışızdır. Ama ilk defa Muğla tarihinde parti kurulduğundan bu zamana girdiği 3 yerel seçimin sonucunda 2004 yılında 3 belediye başkanlığı, 2009 yılında tek belediye başkanlığı, o da Kavaklıdere, 2014 yerel seçimlerinde 3 belediye başkanlığı, bir tanesinde 4 oyla, Köyceğiz'de 4 oyla kazanmak suretiyle 3 belediye başkanlığı kazanmış bu teşkilat, hamdolsun 2019 yerel seçimlerinde 7 belediye başkanlığı kazandı Cumhur İttifakı ile beraber. Şimdi bazıları diyor ki ya bunu iyi de siz Cumhur İttifakı ile beraber bunu kazandınız. Tabii ki. Biz bunu hiçbir zaman inkar etmedik. Ama karşımızda da tek bir Cumhuriyet Halk Partisi yoktu ki. Orada bir ittifak vardı. Orada da HDP'siyle, Saadet Partisi'yle, İyi Partisi'yle, Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir ittifak vardı. Biz bu tarafta sadece iki partiydik. Onlar da güç birliği yaptılar ve biz 4 tane daha yeni belediye kazanarak sayımızı 7'ye çıkarttık. 13'ün 7'sini kazandık. Yani %50'nin üzerine çıktı. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın da önceki dönem Başbakanımız olan Sayın Binali Bey'in de bana bizzat söylediği şu gerçeği, şu algıyı yerleştirdik. Evet, Muğla'yı biz alabiliriz. Ama Muğla'yı alabilmek için şehrin tamamından bahsediyorum. Bodrum'u pas geçmekle bunu başaramazsınız. Muğla'yı almak istiyorsanız Bodrum'u da almak zorundasınız. Gökmen'e görevinde başarılar dileyen Mete, bundan sonraki süreçte 25 kişilik yönetim kurulunun oluşturulacağını, ardından delege seçimleri ve ilçe kongresinin yapılacağını duyurdu. Törene katılan Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise şunları dile getirdi. Önceki dönem ilçe başkanım, kardeşim, şu anda göreve yitirilmiş olan yeni ilçe başkanım, daha önceki dönemde gerçekten çok güzel hizmetler vererek Bodrum gibi zor bir şart ortamda bulunan bir ilçede hakikaten canhıraş çalışmalara öncülük eden yönetim kurulu üyeleri, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, bir kere onlara bugüne kadar verdikleri güzel emeklerden dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli hemşerilerim, Osman kardeşimize, tabii başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere genel merkez teşkilatımız ve onun ötesinde il başkanımızın tasarruflarıyla ve onaylarıyla böyle bir görev tevdi edildi. Önceki dönem ilçe başkanı Ömer Özmen yaptığı konuşmada tüm partililer ve basın mensuplarına teşekkür ederek şöyle dedi. Ben sözü basın mensuplarına teşekkür ederek devam ettirmek istiyorum. En azından benim görev süremde
hakkımızda kötü bir şeyler yazmadılar. Gerçekten habercilik yaptılar. Neyse onu yazdılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Basın mensupları. İlişkilerimiz gayet iyiydi. Onlar da kendi görevlerini olduğu gibi yaptılar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Teşkilat üyelerimize de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir veda değil arkadaşlar. Daha önceden partinin diğer kademelerinde nasıl her kademesinde görev yaptıysam bu ilçe başkanlığı göreviyle bir şereftir. Bu il başkanımın da dediği gibi bir nöbet değişimidir. Biz her zaman bir yere gittiğimiz yok. Buradayız. İhtiyaç olduğu her zaman gene bu davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kimsenin aklına görevimiz bitiyor diye farklı bir şey gelmesin. AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine atanan Osman Gökmen ise duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti. 1979 yılında Yalıkavak'ta sünger dalgıcı bir babanın oğlu olarak duydum. Şu andaki gelmiş olduğumuz bu noktada bilhassa bu süreçte benden desteklerini esirgemeyen Sayın İl Başkanımıza, Sayın Milletvekillerimize ve bilhassa Cumhurbaşkanımızın temsilen böyle bir göreve beni layık görülen, böyle kutsal bir göreve layık gören Cumhurbaşkanımız ve Teşkilat Başkanımız, bölge koordinatörümüz, hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Arkadaşlar, Bodrum dünya güzel bir memleketimiz. Burası için yapabilecek olduğumuz gerçekten çok güzel şeylerimiz var. Bizim yapmamız gereken ne? Daha da fazla bireyler kazanmak, insan kazanmak, insana değebilmek. Yalnız bu arada Sayın Başkan, Sayın Milletvekilim, bugün üstün emeklerini birebir şahit oldum. Bilhassa seçim döneminde yapmış olduğumuz çalışmalarla beraber ben şu andaki görevimi onların yapmış olduğu çalışmalar ötürü daha da zor görüyorum. Biraz önce de Sayın Vekilim ve Sayın İl Başkanımızın da demiş olduğu gibi onların yükseltmiş olduğu çıtanın daha da yukarısına çıkartacağız. Törende Ömer Özmen, Osman Gökmen'e çiçek takdim etti.